Tabii. Neyse, fat cookie yaparız. Aynen öyle ahbabım. Haydi şunu izleyelim. Dünyanın en tuhaf maddesi aerojel. %99,8'i hava. Gördüğünüz bu parça dünyada bulunan en hafif ve en düşük yoğunluklu katı cisim. Bu bir aerojel. Adından da anlaşılacağı üzere %99,8'i hava olan bir jel. Ağırlığı sadece 1,74 gram. Sanki gökyüzünden bir parçayı koparmış, elimde tutuyormuşum gibi. Allah o kadar Allah. Hafif ki sabun köpüğünün bile üzerinde durabiliyor. Aşırı hafif olmasına rağmen -275 santigrat derece soğuğa, 650 santigrat derece sıcağa kadar dayanabilir ve dünya ne üzerinde diyorsun? Eşi benzeri olmayan bir koruma sağlar. Ancak parmağımla hafifçe baskı uyguladığım zaman bile aerojel binlerce parçaya bölünüp toza dönüşüyor. Fakat şaşırtıcı olan şey, toz haline getirilmiş aerojeli vücudum gibi bir yüzeye uyguladığım zaman %100 suya dayanıklı hale geliyor ve beni tamamen su geçirmez yapıyor. Çok iyi la. Üstelik bu tozlar tehlikeli uygulamalar için ideal olan yeni nesil kırılmayan köpük formundaki aerojel kompozitlerin yapımında kullanılıyor. Aerojeller farklı şekillerde olabilir. %99'unun hava olduğunu düşünürsek bir aerojelden çıkabilecek sesi tahmin edebilir misiniz? Çok iyi la. Çok güzel değil mi sesi? Boş bir tenekenin sert bir yüzeye düşmesi gibi. Metal gibi aynen. Çöp şey ya. Boş böyle ne denir ona ya? Çorp konserve konserve. Oldukça metalik bir ses. Çoğunuzun beklentisinden farklı. Evet. Ve ben de Oregon'daki Solar Core tesisine geldim. Burada aerojelin en inanılmaz özelliklerini test etmek için deneyler yapacağım. Aerojel gerçekten şaşırtıcı bir malzeme. Var olan en düşük termal iletkenliğe sahip katı. Başka bir deyişle evrendeki en iyi yalıtım malzemesi. Bu NASA'nın Mars Rover gibi keşif araçlarını yalıttığı malzemeyle aynı. Sanki yokmuş gibi. Aynen öyle. Aynı zamanda var olan en hafif katı. Neyden yapılıyor? Var olan en hafif katı. %99'u sadece hava. Geriye kalan yaklaşık %1'i de amorf silikadan oluşuyor. Pek çoğunuz bu malzemeyi ilk defa... Ya çok güzel durmuyor mu ya? İlk defa bu videoda görmüş olabilirsiniz. Ancak aerojel hayatımıza yaklaşık 100 yıl önce iki bilim... Ben ilk defa gördüm. ...insanının arasındaki bir iddia sonucu girdi. İddia, silika jelin formunu koruyarak içindeki tüm sıvıyı gaz ile değiştirmeyi başarmaktı. Bitmeyen araştırmaların ardından Kistler sonunda süper kritik kurutma adı verilen bir yöntem kullanarak bu sorunu çözdü. Süper kritik kurutmada malzemeyi kritik noktasına getirmeniz gerekiyor ki bu çok yüksek sıcaklık ve çok yüksek basınç gerektirir ve jelin yapısını bozmadan tüm sıvıyı içinden dışarı çıkarmanız gerekiyor. Kurutma işlemi tamamlandığında geriye 3 boyutlu gözenekleri havayla dolu bir silika yapı kalır. Gözenekler sadece birkaç nanometre genişliğindedir. Kıyasladığınızda ortalama gözenek boyutu bir insanın saç telinin kalınlığının yaklaşık 10 binde biri kadardır. Bir bakıma moleküllerinin gözeneklerde sıkışıp kalarak neredeyse hiç ısı, ses ve ışık iletimi... Isırasınız gelmiyor mu ya? Böyle bir ısırasım geliyor bunu. Acaba ısırırsam ne olur la? Isıralıp ısırası geliyor insanın ya. Yapamadığı hapsolmuş havayı tuttuğumu düşünebilirsiniz. Bir dürüme sarıp ısırasın gelmiyor mu? Şu an su ve aerojel partiküllerini görüyorsunuz. Aerojelin yalıtım kapasitesi dikkate değer tek özelliği değil. Ayrıca hem hidrofilik hem de hidrofobik özellikler de gösterir. Nasıl hidrofobik olduğunu görebiliyorsunuz. Aynen öyle. Bu nasıl mümkün olabilir? Aerojelin... Bu nasıl mümkün olabilir? Hidrofobik olduğunu görebiliyorsunuz. Aynen öyle. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu nasıl mümkün olabilir? Aerojelin ne kadar hidrofobik olduğunu size göstermek için basit ama etkileyici bir deney yapacağım. Daldıralım. Bu durum hidrofobik olduğu için oluyor, değil mi? Doğru. Hiçbir şekilde ıslanmıyor. İşte kritik an. Oğlum harbi çok iyi la. Çok tehlikeli bir şey ha. Her şey yapılır bundan. Şimdi suya biraz aerojel tozu dökeceğiz. Fark ettiyseniz aerojel batmıyor. Yüzeyde durarak resmen bir bariyer oluşturuyor. Çok kullanışlı, evet, bayağı kullanışlı. Suya batırıyorum şu anda. Şu an suda.
Ayrıca elin süper hidrofobik özellikleri sayesinde kibrit hala kuru ve yanıyor. Şuna baksanıza. İnanılmaz. İstesen bile aerojel tozu su molekülleriyle karışmıyor. Bu kilo. Partiküller ıslanmıyor bile. Suyu dipten kaşıkla almaya çalışmak imkansız. Kaşığa sadece aerojel tozu geliyor. Çok ilginç oğlum. Bakın. Kaşık tamamıyla suyun içinde. Ama tamamen kuru. Üzerime biraz partiküllerden süreceğim. Eğer tüm vücuduma uygularsam ne olacağını merak ediyorum. Su geçirmez olacak mıyım? Bak mesela bu hissiyatı çok merak ediyorum. Bu hissiyatı aşırı merak ediyorum. Nasıl? Çok güzel duruyor la. Bu gerçekten harika. İnanılmaz. Bu küre şeklindeki su damlaları aslında elime temas etmiyor. Cildimle su arasında tozdan bir aerojel bariyeri var. İnanılmaz görünüyor. Vay canına. Allah. Şimdi elimin tamamını daldıracağım. Sanki sihirliymiş gibi hissettiriyor. Evet, gerçekten de öyle. Asıl sizi bu parçacıklarla tüm vücudumu kapladığımda göreceğiniz şey hayrete düşürecek. Onu çok merak ederim işte. Düşünsene bunu her yerine bunu süreceksin, denize gireceksin, çıkacaksın. Cildime temas eden bu partiküller ellerimi, parmaklarımı, beni tamamen kurutuyor. Al bakalım. Teşekkürler. Böyle olmasının sebebi cildindeki tüm yağ emmesi. Önümde iki düzenek var. Bir tarafta bu mini jelibon burger var ve doğrudan bunsen bekinden çıkan alevlere maruz bırakacağız. Diğer tarafta ise aerojel tarafından korunan mini jelibon burger var. Buradaki yoğun ısıyı görüyorsunuz. Hadi başlayalım. Evet, değişimleri gözlemeye başladım. Bu taraftaki erimeye başladı bile. Alt kısmı zaten erimiş durumda. Burada ise hiçbir fark yok. Vay. Kaç dereceye kadar dayanıyordu? 600 derece mi demişlerdi? Canına. Şimdiden yarısı yandı bile. Burada ise hiçbir hareket yok. Evet. Gördüğünüz gibi bu düzenek bu burgeri koruma açısından çok daha etkili oldu. Bundansa dumanlar çıkıyor. Fark ortada. Bu malzeme gerçekten bu kadar iyiyse ve uzay araçlarını yalıtmak için bile kullanılıyorsa, neden dünyadaki her şeyi yalıtmak için kullanılmıyor, değil mi? Kıyafetlerden binalara kadar her şeyde. Çünkü büyük bir dezavantajı var. Eğer bastırırsan, ki denemekten çekinme, binlerce küçük parçaya ayrılacaktır. Biraz çok şey yani. Basınç uyguladığında nasıl toza dönüştüğüne bakın. Bayıldım, bu harika. Başından beri aerojelin en büyük handikapı aşırı kırılgan bir materyal olmasıydı. Oroslabs veya Solar Core olarak yaptığımız şey de bu. Kırılgan olmayan bir aerojel üretip her alanda kullanılabilir hale getirmek. İşte o zaman harbiden o işte o kıyafet gibi, kaplama gibi yapabiliyorsa harbiden. Abi üstüne kıyafeti böyle kaplıyor. Askeri alanda falan bana çok tehlikeli şeyler geliyor aklıma yani. O zaman bulduğunuz çözüm bu mu? Aynen öyle. Evet, bu aerojelle birleştirilmiş bir kapalı hücre köpüğü. Kapalı hücreli köpükler küçük ve geçirgen olmayan hava ceplerinden oluşan bir yapıya sahip silika maddesinden yapılır. Bu köpüğü tüm vücudumda alev silahıyla denemeden önce küçük bir deney yapacağız. Eğer düşerse hemen kolumu çekmem lazım. Evet, hızlıyımdır. Mesela düşünsene Johnny, böyle bir yere baskın yapacak, tamam mı? İçeriye öyle bir yanıcı bir şey atıyor, her yer yanarken adam özel kıyafetlerle tak 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 silahı da öyle özel yapacak falan. Patır patır içeride herkesi şey yapar yani, yok eder. Kaçar maçar, ne bileyim, çok ilginç şeyler geliyor aklıma. Düşünsen daha neler neler gelir. Hazır mısın? Evet. İtfaiyecilere de çok bayağı güzel olur. İstediğin kadar yükseltebilirsin. Pahalı bir madde. Bence pahalıdır ya. İşte yarattığı etkiyi görüyorsunuz. Oğlum çok ilginç lan. Bu taraf sıcak değil. İstediğim kadar dokunabiliyorum. Ama bu kısım, burası da sıcak değil. Isıyı tutmuyor. Evet. Fakat bu oldukça sıcak. Erimiş bile. Şunun şekline bakın. Kullanacağım kalkan tam olarak bu ısı yalıtım şeridinin aynısından yapılmış durumda. Kalınlığı sadece bu kadar. Parmağımdan daha ince.
Alev silahı bu mu? Evet. Bu silahtan çıkan alev ne kadar büyük? Neredeyse 2 metre. Kalkanımın kalınlığı yaklaşık 5 milimetre. Halı parçası gibi ya. Tabii ki çerçevesi olduğundan daha kalın gösteriyor. Ama kalkanın kendisi çok çok ince. Sınırlarını zorlayabilir mi? Kilim ya, bildiğin kilim kilim. Propan gazının ulaşabileceği maksimum sıcaklıkta aerojeli test etme zamanı. Hazır mısın? Hazırım. Çok ilginç lan. Kenarlardan biraz ısı geliyor. Fakat orta kısmında hiçbir şey hissetmiyorum. Biraz daha yaklaşır mısın? Bu kadar yakın olması yeterli. Hala dokunabiliyorum. Alevler etrafından geliyor sanırım. Yeterli bence, duralım. Evet. Alevlerin ortalama sıcaklığı yaklaşık 1200 santigrat dereceydi. En tehlikeli deneye geçmeden önce size aerojelin sesi ne kadar iyi yalıttığını da Çok değişik bir şey lan. Burada SolarCore aerojel köpüğüyle kaplanmış bir kutumuz var. Hoparlörü bu kutunun içine koyalım ve aerojel köpüğün neler yapacağına bakalım. Ne yapacak? Evet, hadi başlayalım. Tamam. Yaklaşık 75 olarak gösteriyor. Evet. Şimdi ise yaklaşık 96. Evet, yaklaşık o kadar. Müzik olmadan bile bu odada çok fazla gürültü var. Evet. Ses yalıtım da yapıyor ha. Müziksiz ortamda değerin yaklaşık 50 olduğunu görebilirsiniz. Yani gürültünün %50'sini engellediğini söyleyebiliriz. Bilmeyenleriniz için sıvı nitrojen oldukça soğuktur. Yaklaşık -196 santigrat derecededir. Valla bizim yayın odasına da lazım bu aerojelden kardeşim. Sence bu ne kadar güvenli? Mesela eldivensiz sıvı nitrojene dokunursam ne olur? Eğer cildine temas ederse bu hiç iyi olmaz. Cildini anında dondurur. Elim cam gibi kırılır değil mi? Aynen öyle. İlk başta çok yüksek bir ses çıkacak. Bu yüzden yüksek bir ses duyarsan endişelenme. Bu ne lan? O kadar soğuk ki temas ettiği her şeyi dondurabilir. Sıvı nitrojeni aerojel yalıtımlı ceket üzerimdeyken denemeden önce kıyaslamak için sıvı nitrojenin korunmayan bir nesneye neler yapabileceğini görelim. Buna Leidenfrost etkisi deniyor. Sıvı azot ile zemin arasındaki sıcaklık farkı o kadar fazla ki zemin onu absorbe edemiyor. Oğlum ne güzel duruyor lan. Ne oğlum? Baya baya sen elini bunun içine soksan bir yerden sonra senin eline de bunu yapacak yani harbiden. Listedeki diğer nesne ise bir demet maydanoz. Ancak bu sefer daldırmak yerine doğrudan üzerine sıvı nitrojen püskürteceğiz. Vay canına. Alakta tantuniye koyarız birazdan. Şimdi bunu daldıracağım. Şimdi sıvı nitrojenin daha yoğun ve kalın bir nesneye neler yapabileceğini görme zamanı. Bu da ne yapıyor? Evet. Hadi yere bırakalım. 1, 2, 3. Paramparça olsaydı ne güzel olurdu ha. Hadi ya. Kendi üzerimde denemeden önce bu sefer sıvı nitrojenin gerçek et ve kemikte nasıl bir etkisi olacağını anlamak için bir parça tavuğu kullanacağım. Bakalım bu tavuğa ne olacak? Wow. Pişirmiş zaten la. Tavuk nerede? Ne diyorsun oğlum sen?
Kemiğe kadar yok etti ha. Bildiğin eline de bu olacak. Nereye kayboldu? Kemikleri bile kırıldı. Gerçekten çok tehlikeli. Çok. Oldukça tehlikeli. Gördüklerim hem şaşırtıcı hem de endişe verici. Çünkü çok değişik lo. Bir sonraki deney benim üzerimde olacak. -190 derece aynen. Sıvı nitrojenin dondurucu soğuğuna dayanma sırası bende. Mike sıvı nitrojeni doğrudan bana püskürtmek için arkamda bekliyor. Evet, hazır mısınız? 5. Tamam. 4. 3. 2. 1. Pantolonda ne olacak acaba? Onu merak ettim. Ama herhalde doğrudan vurduğu yüzü. Oh. Oh. Bu inanılmaz. Hiçbir şey hissetmiyorum. Sadece pantolonumda birkaç damla geldi. Ama hiç sorun değil. Üst vücudumda hiçbir şey hissetmiyorum. İnanılmaz. Bu üründe Solar Core köpüğü kullanılıyor. Bu bizim özel ürünümüz. Bu dünyanın ilk esnek ve dayanıklı aerojel kompoziti. Yani bugün üzerinde bolca deney yaptığımız silika aerojelin ve kapalı hücre köpüğünün bir kombinasyonu. Böylelikle aerojelin inanılmaz termal performansını elde. Yani yarın bir gün öyle bir montlar çıkar ki ileride soğuğu hissetmezsin bile yani. Hem de incecik. Ediyorsunuz. Bu yüzden ceket de bu kadar başarılıydı. Aynı zamanda kapalı hücre köpüğünün esnekliğini ve dayanıklılığını da elde etmiş oluyorsunuz. Aerojelin geçmişteki en büyük dezavantajını hatırlayın. Çok kırılgan olmasıydı. Evet. Yani biz aerojeli süper esnek ve süper dayanıklı evet. hale getirmek için bir yol bulduk. Patent. Harbiden bayağı bildiğin süper esnek olmuş. Bir şekilde. Böylece günlük hayatımız için kullanılabilir bir hale getirdiniz. Aynen öyle. Şu anda Trillium Gölü'ndeyiz. Gördüğünüz gibi bu buz gölün tamamını kaplıyor. Vücudumu toz aerojelle kaplayıp suya gireceğim. Temiz ve kuru bak. Kalacağım. Sağlık sorun. Ooo! Bunu bak merak ediyordum işte. Sorunun yok değil mi? Yok. Tamam, bugün iyi hissediyor musun? Evet. Daha önce soğuk suda bulundun mu? Soğukta. Evet. Tamam, harika. Her ihtimale karşı her şey hazır. Tansiyonunu mu ölçüyorlar? Önümde bir kova dolusu toz silika aerojel var ve tüm vücudumu bununla kaplıyorum. Bakalım suyun altında bile kuru kalmamı sağlayacak mı? Bu ilginç daha. Bunun hissiyatını harbi merak ediyorum ya. Şimdi vücudumu tamamen suya daldırıyorum. Şimdi doğal olarak soğuğu da hissetmemesi mi lazım? Soğuğu da biraz kırması lazım değil mi bu tozun? Yanlış anlamıyorum ben değil mi? Biraz da olsa kırması lazım. Oha! Bu bir mucize olmalı. Bu aerojel tozu su moleküllerinin cildime temas etmesini engelliyor. Hala hiçbir şey hissetmiyorum. Hem de hiç. Bacağıma bakın. Epey bir zamandır suyun altında ve hala kuru. Bacağımda damlacıklar var. Bacağımdan şunları bir atayım. Üşümüyorum da. Havluya hiç ihtiyacım yok. Üşümüyor da bak. Gördünüz mü? Oğlum bunda ne tehlikeli şeyler geliyor aklıma lan. Düşünmüyorum da. Havluya hiç ihtiyacım yok. Bugün kullandığımız aerojel %100 silika aerojel olup dünyanın kabuğundaki en yaygın minerallerden biridir. Ekosistemi etkileyecek herhangi bir şey kalmadığından emin olmak için kalan aerojel parçacıklarını gölden temizliyoruz. Su biraz bulanıktı ve vücudumun suyun altındayken nasıl göründüğünü göremedik. Bu yüzden şimdi bir havuza gidip vücudumun su altında gerçekten nasıl göründüğüne bakacağız. Bak. Aerojel parçacıkları vücudumda ince gri bir tabaka oluşturuyor. Çünkü küçük hava kabarcıklarını cildime hapsediyor. Bu hava kabarcıkları gün ışığını yansıtarak derime gümüşümsü bir görünüm kazandırıyor. Bazı kabarcıkların dizlerimden çıkarak su yüzeyine yükseldiğini fark edebilirsiniz. Evet. Cildimdeki bu hava katmanı suda kendimi daha hafif hissetmemi sağlıyor. Tamamen kuruyum. Bu nasıl mümkün? Çok ilginç ya. Mümkün olabiliyor. Hadi bir daha deneyelim.
Bayağı işlevli bir şey ya. Nasıl temizleyecek bunu derisinden? İlla su, havayla mavayla temizler ya. Sağnak yağmurun altında olmama rağmen ıslanmıyorum. Vücudu hidrofobik aerojel partikülleriyle kaplıyken yağmura yakalanan tek kişi muhtemelen benim. Toz ya bu, toz ya, bir hava tut elinle iki sil gider ya. Dikkatlice bakarsanız havuz suyunun üstündeki yağmur damlalarını fark edeceksiniz. Bu yağmur suyu ve havuz suyunun hiçbir zaman buluşmadığını gösteriyor. Çünkü iki su arasında aerojel tabakası var. Üzerine biraz aerojel uygulayacağım. Bak nasıl kabarcık ıslanıyormuş gibi hissediyorum. Kabarcığa bak. Yok artık. İçine biraz su kaçmış. Ama dış yüzeyi tamamen kurtulmuş. Bu da ne? Sanki elimde bir şişe su tutuyorum. Vücuduma uyguladığım aerojel tozu hidrofobik özellikteydi. Fakat burada gördüğünüz hidrofilik. Bu aerojelin üzerine su damlattığımda ne olduğuna bakın. Bu da tutuyor, bırakmıyor mu yani? Artık tamamen kullanılmaz halde. Verilen hasarın hiçbir şekilde geri dönüşü yok. Dokusunun verdiği hissiyat da çok farklı. Bunu ufak bir sünger gibi düşünün. Kendi ağırlığının 25 katını içine emebilir. Bu tür aerojeller havadaki nemi çok iyi emebildiğinden müzelerdeki eserleri kuru tutmak veya ilaçları nemden koruyarak güvenli bir şekilde muhafaza etmek için kullanılır. Son olarak aerojelin nano gözenekleri görünür ışığın dalga boyundan da daha küçüktür. Görünür ışık 380 nanometreden 750 nanometreye kadar uzanırken aerojelin gözeneklerinin genişliği ortalama 20 ile 40 nanometre arasındadır. Mavi, mor ve ultraviyole ışığı gibi daha kısa dalga boyutuna sahip parçacıklar aerojele çarptığında dağılır. Ve bu aerojelin mavi görünmesine neden olur. Aynı gökyüzünün mavi görünme sebebi gibi. Buna Rayleigh saçılması denir. Aerojeli en kısa dalga boylarına sahip olan ultraviyole ışığa maruz bıraktığımızda bu ışık daha iyi dağılır. Bu da aerojelin mat görünmesini sağlar. Tüm dalga boylarının en uzunu olan kızıl ötesi ışığa geçtiğimizde ise bu ışık aerojelin içinden geçer ve tamamen şeffaf görünmesini sağlar. Bir de aerojeli doğrudan gün ışığına tuttuğumuzda ne olduğunu görelim. Sarı görünüyor. Sarı özellikle gökyüzüne doğru tuttuğunda sarı görünüyor. Çünkü sarı ve kırmızı gibi bir daha uzun dalga boyuna sahip güneş ışınlarının kolayca geçmesine izin veriyor. Bu olay gökyüzünün gündüzleri mavi görünmesine ve gün doğumuyla gün batımında ise kırmızı görünmesine benzer. Bu belgeseli çekmemizde bize yardımcı oldukları için Solar Core ekibine teşekkür ediyorum. Bu tarz belgeseller için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Ruhi Çenet. Vallahi çok güzel yapmış videoyu. Emeğine sağlık. Bir de bu madde mi diyeyim artık, ürün mü diyeyim, ne diyeceksem, çok ilginç bir şeymiş bu ya. Harbi çok ilginç bir şeymiş. Her şey yapılabilir arkadaşlar. Yani buna oturup düşünsen aklına neler neler, ne fikirler gelir ya. Harbi çok ilginç bir şeymiş bu. Neymiş bu böyle ya? Harbi ilginç bir şeymiş. Fiyatına baksana, bilmiyorum ki fiyatı ne kadardır. O öyle satılabilecek, senin benim alabileceğim bir şey değildir hemen öyle arkadaşlar. Daha girmemiştir bence tam piyasaya miyasaya bu tarz şeyler. Oturup da alabileceğin şeyler değildir bu. Çok korkunç şeyler için de kullanılabilir. Çok mükemmel şeyler için de kullanılabilir. Sivil kullanım ürünlerine geçildiyse askeriye de ooo tabii. Sivil kullanım ürünlerine geçilmiş gibi duruyor. Askeriye de bence bu tarz şeyler... Bu ne? Aa, aerojel ceket. Ana! Ne kadar la bu? Aerojel ceket 2445 euro mu bu? Pound mu? 2445 pound. Aaa pound bu. Ne
Ama bir şey diyeceğim arkadaşlar, bizim işimiz bu değil mi? Sırf sizler için bunu alıp denememiz yok mu? Deney yaparız, yakarız ama bunlarla yakamayız herhalde ya. Ölürüm amınem yayında şov yapacağız diye ya. Bununla kendimi yakabiliyor muyum şöyle? Bu sanki bizi eritecek gibi geliyor ya. Lan bu kadar havalı gözükmene gerek yok ya. Bu değişik bir şey bu aerojel. Bununla Kızılcahamam'da termal. Bununla Kızılcahamam'da dağın tepesine çıkacağım. Üşüyeceğim mi, üşümeyeceğim mi? Şimdi benim anladığım, yazın bile giyebileceğim o zaman ben bu montu. Doğru muyum? Yazın bile giyebilmem lazım. Niye ya? Bu tamamen şeyi de yapmıyor mu? Havayı da kesmiyor mu yani? İçeriden dışarıdan hiç hava akışı falan filan. 100 bin liraya ben klima UFO taşıyayım arkanda abi, yaz kış. Yazın niye giyesin ki? E oğlum 100 bin lira vermişsin bir şeye amına koyayım. Hayır ben size şöyle diyorum. Ben kendimi bak iyi dinleyin. Bak iyi dinleyin. Bak hemen. Kendimi hemen bak. Soğuttum. Bak kendimi soğuttum. Vücudumu 22-23 dereceye getirdim. Hemen montun içine girdim. Kapadım. Hemen şuraları bantladım. Hava girişini kestim. Herhangi bir yerden hava girişi yok. Hashtag reklam. Herhangi bir yerden hava girişi yok. Ne oluyor? Bayağı patır patır öyle kalacağım ben değil mi? Olmaz, yine hava girer. Ya kapadım diyelim tüm hava girişmelerini. Vücut homostasisinden terlersin. Ha, homostasiyi unuttum ben daha. Doğru diyorsun. Vücut sıcaklığına... Tamam, vücudum vücut sıcaklığına geldi. Tamam, vücudum vücut sıcaklığına geldi. Onunla ilgili problemim yok. Ben şunu diyorum, dışarısı eksi 55 derece. Hayır eksi 55 değil. Dışarısı 55 derece. Ben hava girişini engelledim, bu montla çıktım. Ne oluyor? Terlersin. Abi biz ne bilek? Niye oğlum, burada bir sürü bilen kişi var. Kimya mühendisleri var burada. Kendi vücut ısınlar ya. Tamam. Vücut ısınla alakalı bir problem yok. 55 derece olmasın. Tamam ya, 55 derece benim dediğim vücut ısım ısıtsın beni. Onunla ilgili sıkıntım yok. 36 derece falan olayım arkadaşlar. Onunla ilgili bir sıkıntım yok. Benim dediğim 55 derecede bir şey oluyor mu? 55 dereceye çıkmıyoruz değil mi yani? 36'da kaldım ben. Suna da biliyormuş gibi konuşuyor. Yarram. O kadar bilmiyorum, evet. Amcık. Profesör sanki amına. Buradan gelmiş ona bilgi veriyor. 990 TL abi, yürüyün gidin. Peki bununla, o zaman bu montla ben gittim eksi 75 derece hava akışını kestim. Benim vücudum 36 derecede mi dolaşacağım yine? Terleyeceğim mi bu montla?